başkasına gördüren tavus kuşu. Bir zamanlar kocaman bir park varmış. Söğüt ağaçlarının altında küçük göller, bu göllerin üstünde incecik köprüler kuruluymuş. Her tarafta, hatta taş kovuklarının arasında bile dünyanın en güzel çiçekleri yetişirmiş. İşte bu parkta tavus kuşları yaşarmış. Hepsi ağırbaşlı, akıllı uslu kuşlarmış. Bu tavus kuşu ailesinin küçük bir oğulları varmış. Durmadan gölün üzerindeki köprüye çıkar, kuyruğunu iyice açarak kendini seyredermiş. Ne güzel yelpaze gibi kuyruğum var. Parktaki tüm çiçeklerden daha göz alıcı. Aman ona bir şey olmasın diyerek üstüne titrermiş kuyruğunun. Annesi birkaç kez, her hayvanın kendine özgü bir güzelliği vardır. Ama hiçbiri senin gibi davranmıyor. Önemli olan güzellik değil, erdemli olmaktır diye onu uyarmaya çalışmış. Ama dinleyen kim? Bütün bu sözler küçük tavusun bir kulağından girer, öbür kulağından çıkarmış. Günlerden bir gün yine bizim tavus kendini seyrediyormuş. İşte o sırada nasıl olduysa olmuş, çok mu eğilmiş ne, kuyruğunun ortasındaki en güzel teleyi suya düşürüvermiş. Annesi ve bütün arkadaşları başına toplanmışlar. Çünkü o kadar çok bağırıyor, öylesine ağlıyormuş ki. Olanları öğrenince annesi ona çıkışmış. Hadi canım sen de, hepimizin sık sık kuyruğundan kanadından telek düşer. Tıpkı insanların saçlarının dökülmesi gibi. Ama yerine yenisi gelir. Hem sakınan göze çöp batar demiş. Fakat tavus bu sözleri dinlemiyormuş bile. Avaza çıktığı kadar ağlıyormuş. Sonunda arkadaşı yeşil başlı ördek dayanamamış. Üzülme canım. Ben şimdi yüzer suda teleğini bulur sana getiririm. Alır eskisi gibi öbürlerinin arasına sıkıştırırsın. Kimse fark etmez diyerek suya bırakmış kendini. Küçük tavus yerinden hiç kımıldamadan ördeği beklemeye başlamış. Beklemiş, beklemiş. Ne gelen var ne giden. Akşam olmuş, küçük tavus hala oradaymış. Annesi oğlunun yanına gelip, hadi artık yuvamıza gidiyoruz diye onu çağırmış. Tavus kuşu ördeğin kaybolan teleğini getireceğini, onu beklediğini anlatmış. Annesi gülerek, ha benim akılsız oğlum. Biraz önce onu gördüm. Kardeşleriyle oynayıp duruyordu. Saçma bir şey yüzünden burada boşu boşuna bekledin. Hem kendi işini kendin görmezsin, hem de zaman yitirirsin. Kimse başkasının kaybolan eşyasına kendininki kadar önem vermez. Arasa bile güle oynaya arar. Bulamasa da içi yanmaz. Bırak bu anlamsızlıkları da eve gidelim diyerek onu almış, yuvalarına götürmüş. Bir zaman sonra teleğin yeniden çıktığını gören tavus, olur olmaz şeylere üzülmemeye karar vermiş. Bir daha da kimseye işini gördürmemeye söz vermiş. İyi etmiş değil mi çocuklar? Hoşça kalın.